Oyuna başlayan Beşiktaşlıların tertibi ise şöyle. Sabri Davut Ahmet, Mustafa İhsan Vedat, Muzaffer Bülent, Nihat Sanlı Lindor. Bu son derece çetin bir maç. Zira gerek Eskişehirspor gerekse Beşiktaş şampiyonlukta son derece büyük iddia sahibi. Top Şevki'de. İleriye doğru gönderdi. Sol tarafa doğru çekti Kırmızı Şimşekler topu. Kaptanları Fethi'de. Taç çizgisinin yanına Muzaffer'le mücadele ediyor. Muzaffer topa vurdu ve sol taraftan bir atak seyrediyoruz. O Eskişehirspor'larda orta yapıldı. Ceza sahasının dışına kadar geldi ve bağ kaptı. Fakat Vedat var karşısında. Vedat'ı geçemedi. Sanlı'dan Lindorm'a geldi. Lindorm tekrar Vedat'a uzatacakken Sabek İlhan kaptı. İşte top şu anda İlhan'da. Kaydı, ortasını yaptı. Ceza sahasında bir geri pas. Mustafa'dan kaleci Sabri'ye. Sabri'nin uzunca diyebileceğim bir degajmanı orta çizgiye kadar için Sanlı kaçırdı ayağında. Abdurrahman hemen yanındaki küçük Burhan'ı gördü. Sol taraftan bir orta ve şut, korner. Şimdi korneri bekliyoruz. Atış yapıldı, kale sahası karıştı, kafalardan sekti. Küçük Burhan'ın bir pası. Şevki kaç kaça vurdu ve gol. 16. dakikada Küçük Burhan'ın pasıyla Şevki ilk golü kaydetti. Dakika 16. Eskişehirspor 1, Beşiktaş 0. Seviniyor Eskişehirsporlar. Oyuna başlayan da Beşiktaşlılar. Sanlı'dan top sekti. Gerilerde bekleyen İlhan'a kadar geldi. İlhan topu ileriye doğru uzattı fakat bu defa İhsan kaptı. Elbise Sabri'ye verdi. Bir degajman. Beşiktaş 1-0 mağlup durumda Eskişehir sahasında ve Eskişehirspor'a karşı. Eskişehirsporlar yine gol pozisyondalar. Yine vurdu Halil bu defa. 29. dakikada. Adeta bakıyor Beşiktaş defansı ve durum 2-0. Halil 29. dakikada ikinci golü de kaydetti. Sanının üzüntüsü halinden belli. Ve bu arada top orta yuvarlakta Bülent'e kadar geldi. Bülent Vedat'ı gördü. Vedat derinlemesine bir pas yaptı tam paralel. Yanında beklemekte olan Davut'a. Davut ilerideki arkadaşı Muzaffer'i gördü. Muzaffer kaydı. Ceza sahasına bir hayli mesafe ve zaman var. Top Faik'te. Sol bek Faik topu Sabahattin Dedikli'ye çarptırdı. Orta yuvarlakta Beşiktaşlar bakınca kaptan Fethi kaptı yine. Eskişehirspor kaptanı Fethi ileriye doğru bir pas uzattı. Ve sert bir şutla Abdurrahman topu tekrar kendi arkadaşlarına Şevki'ye verdi. Şevki günün yıldızı adeta. Şimdi top Fethi'de. Fethi hemen yanındaki Küçük Burhan'a verdi. Ve derinlemesine bir pas olacakken kesti bunu Beşiktaşlar. Bülent geriye doğru tam topu çekerken Şevki kendisine bir faul yaptı. Eskişehirspor kendi sahasında 2-0 galip durumda oynuyor. Top ceza sahasının dışında Bülent de vuramadı. Sekti top ve kaleci Taşkın'da. Taşkın aldı. Taşkın aldı ama hakem Sabahattin Ladikli'nin düdüğü ilk yarıyı bitirdi. İlk yarıda Eskişehirspor 2, Beşiktaş 0. Ve ikinci yarıyı bu defa Eskişehirsporlar açıyorlar. Top Kamuran'da. Takımlarda bazı değişiklikler var. İkinci yarıda Şevki'nin yerine Nihat girdi. Beşiktaş'ta ise Bülent'in yerine Yusuf. Ceza sahasının birkaç metre kadar dışında top. Eskişehirsporlar'da yeni giren Nihat'ın ayağında. Tuğrul da, o da ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaş'ta Lindorm'un yerine onu takip ediyordu. Ceza sahasının dışına kadar geldi top Yusuf'ta. Yusuf aldı, bulunduğu yerde şöyle döndü. Böylece rakibine attı çalımını. Kayıyor şimdi sağ taraftan Muzaffer. Gördüğünüz gibi çok rahat bir gol. 2-1 durumda. Beşiktaş'ın golü bu. Ve dakika 47. Muzaffer gerilerden gelen topu görüldüğü gibi filelere biraz önce mıhlamıştı. Şimdi durum biraz kritik olabilir. Bakalım Eskişehirsporlar bırakacaklar mı? 2-1 galip durumda Eskişehirspor. Nihat topu geriye doğru çekti. Orta çizgi üzerinde bir mücadele. Ve yine kayıyor şimdi Eskişehirsporlar. Sol tarafa doğru uzattı topu İsmail Faik'e. Faik basabilir, topa bastı. Böylece Muzaffer'i geçti. Fakat Muzaffer de son anda ayak koydu. Bırakmadı yine Faik. Ceza sahasının bir kenarından dışında. Top ayaklarda ve top tekrar geriye doğru çekildi. Sertçe bir şut olacaktı. Yusuf'un göğsüne çarptı. Mustafa'ya, ondan Sanlı'ya. Sanlı'yı bırakmak istemiyor Halil. Fakat ikisinin ortasından çekti topu Sanlı. Ve hemen geride beklemekte olan Davut'a geldi top. Davut aldı topu, ileriye doğru gönderdi. Sağ taraftan bir korner. Faik bırakmadı. Faik bırakmadı. Beşiktaş golü atınca bir hayli düzeldi ve daha iyi bir futbol oynamaya başladı. Şimdi top sol tarafta kaymakta olan Fethi'de. Fethi rakibinin üstüne gitti. Bir orta yapıldı. Fethi vurmak üzere vurdu ve gol. 3-1 durum. 3-1. Evet. 55. dakikada Fethi durumu 3-1 yaptı. Sabri son derece üzgün. İhsan da sinirini adeta toptan alıyor. Durum 3-1. Küçük Burhan da şimdi. Küçük Burhan karşısında beklemekte olan Faik'i gördü. Faik'ten Yusuf'a gelecekti fakat Muzaffer kaptı. Muzaffer Yusuf'a benziyor. Onun biraz daha zayıfı. İşte şimdi bu iki futbolcu birbirleriyle paslaştılar. Yusuf ileriye doğru baktı. Sanlı'ya verdi. Sanlı şöyle etrafına rahatça bir göz attıktan sonra derinlemesine bir pas uzattı ama gördüğünüz gibi yine Eskişehirsporlar bu topu aldılar. Eskişehirspor şu anda 3-1 galip durumda. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışında sertçe bir şut. Fakat direğin bir hayli yanından out. Sabri topu bekliyor. Ve uzunca bir degajman İhsan'dan. Orta çizgiyi geçti top. Yine Eskişehirsporlar tarafından alındı. Eskişehirsporlar sağdan bir atak yapıyorlar şimdi. Top Nihat'ın ayaklarında. Nihat karşısındaki bek Ahmet'e
geldi fakat top hemen yanındaki Vahap'a çekti. Vahap yavaşlattı oyunu, Tuğrul üstüne gitti Vahap'ın, çekti Vahap topu geriye doğru. Çizginin 1-2 metre kadar içerisinde beklemekte olan İlhan'a, o da doğru Kamuran'a verdi. Kamuran mütemadiyen yavaşlatıyor oyunu, yanındaki İlhan'a veriyor. İlhan yine derinlemesine bir pas, sağdan kayacaktı Eskişehir Sporlar, olmadı. Ve ceza sahasında Yusuf'ta. Yusuf tehlikeli pozisyonda vurdu ve gol! Evet, Yusuf'un çok güzel bir golü bu. 73. dakikada durum 3-2. Eskişehir Spor 3, Beşiktaş 2. Beşiktaşlılar yine ümitlendiler. Vahap sol taraftan kayıyor. Eskişehir Spor maçı 3-2 önde götürüyor. Bir orta. Kale sahası karıştı. Ahmet ne yaptı? Ahmet elle tuttu ve gördüğünüz gibi penaltı oldu. Penaltı da gol oldu. Vahap durumu 4-2 yaptı. Dakika 76 ve bir penaltıdan faydalanan Eskişehir Spor Beşiktaş'a karşı 4-2 galip durumda. Sertçe bir şut olacaktı sandıktan, olmadı. Eskişehir Sporlar ayak koydular ve sağ taraftan bir korner seyrediyoruz. Korner atışında kale sahası karıştı. Eskişehir Sporlar bırakmıyorlar ama. Bırakmıyorlar, ceza sahasından tekrar taç çizgisine doğru, daha doğrusu taca atıyorlar. Böylece zaman kazanıyorlar. İşte Nihat'ın hadiseler yaratan golü, hakem offside diyor buna ve müsabaka bu şekilde sona eriyor. Eskişehir Spor 4, Beşiktaş 2.